Yarın sabah saat 10'da Biga İrfan Şahin Er Meydanı'nda başlayacaktır. Tüm Biga halkını Korkuş Yürüyüşü içinde sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Büyük organizasyon Biga Yara Pehlivan Güreşleri Er Meydanı'na davet ediyoruz. Tamam.
Evet, kortese katılan değerli katılımcılarımız, öyle düzenli bir şekilde bir araya gelelim. Arkada 250 metre uzunluğunda Türk bayrağımız var. Bayrakla beraber şu anda yürüyüşe başlayacağız. Değerli katılımcılarımızı kortej yürüyüşüne düzenli bir şekilde davet ediyoruz. Evet, kortej yürüyüşümüz şu anda başlamak üzere. Değerli katılımcılarımız, düzenli bir şekilde yürüyüşe davet ediyoruz sizleri. Evet, Tarih Kırkpınar Davul Zurna ekibi, sizler ve arkadaşlar şöyle geçin, aracın arkasına. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan himayelerinde, güreşlerimizin değerli güreş ağası Sayın Hasan Karabiber'in katkılarıyla şu anda PİKA Kurtuluş Güreşleri kortej yürüyüşümüz başlamak üzere. Şu anda Tarihi Kırkpınar'ın birbirinden ünlü altın kenarlı baş pahlavanları kortej yürüyüşümüzdeler. Kortej yürüyüşümüz başlamak üzere. Değerli PİKA'lılara görünür. Tamam.
Evet, saygıdeğer Biga'lılar. Biga kurtuluş güreşleri için şu anda Sayın Kaymakamımız Erdeş Dolu, değerli belediye başkanımız, evet, ezan okunuyor. Ezandan sonra torpuşa başlayacağız inşallah. Thank you.
Devletimizsiniz.
değerli misafirler, değerli konuklar, değerli katılımcılar. Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan himayelerinde ve güreşlerimizin değerli güreş ağası Sayın Hasan Karabiber'in katkılarıyla düzenlenen BİKA Kurtuluş Güreşleri Büyük Organizasyon Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz Allah'ın izniyle yarın sabah saat 10'da BİKA Kısmet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı'nda başlayacak. Evet, belediye başkanımız aylar önceden bunun sözünü vermişti. Ben tarihi Kırkpınar güreşlerine gidemedim diyen BİKA halkım üzülmesin diye. Tarihi Kırkpınar'ın birbirinden ünlü altın kemerli baş pehlivanlarının tamamını BİKA yağlı pehlivan güreşlerinde kol bağlatacağım diyor. Şu anda belediye başkanımız işte sözünü tuttu. Tarihi Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarından, altın kemerli baş pehlivanlarından bazıları şu anda BİKA'mıza şeref verdiler. Değerli baş pehlivanlarımızı şöyle bir alabilir miyiz baş pehlivanlarımız? Evet. Şu an burada kimler var buradan göremiyorum. Evet. Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Orhan Okulu, evet Salih Erinç, Abdullah Güngör, Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Mustafa Arslan, Hüseyin Gümüşalan, şu an Hasan Cengiz, aramızda bulunan baş pehlivanlarımızı ve değerli pehlivanlarımızı şu an buraya davet ediyorum. Bir gelin ön tarafa. Sahnenin ön tarafına bekleniyorsunuz değerli baş pehlivanlarımız. Evet, tarihi Kırkpınar baş pehlivanlarımız. Şu anda 2014 yılı Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı altın kemeri bir defa beline taktı. Aslı, Nesli, Samsunlu, Fatih Atlı şu anda aramızdalar. Evet, Fatih abi gel, baş pehlivanımız. Şu anda Fatih Atlı buradalar. Ve yine tarihi Kırkpınar 2011 yılı baş pehlivanlık güreşleri üçüncüsü Kocaeli'den Faruk Akkoyun şu anda aramızdalar. Ve yine tarihi Kırkpınar 2022 yılı baş altı güreşlerinde kürsü yaptı. Baş pehlivanlığı yükseldi. Er meydanlarının çiçeği burnunda. Yeni baş pehlivanın Mustafa Aslan şu anda aramızdalar. Evet, diğer pehlivanlarımız, sizleri bekliyoruz değerli baş pehlivanlarımız. Pehlivanlarımız şu anda istirahata geçmişler galiba. Şu anda. Evet. Yemeğe geçmişler. Allah'ın izniyle şu anda aramızda baş pehlivanlarımız var. 2014 yılı Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Fatih Atlı. 2021 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan güreşleri üçüncüsü Faruk Akkoyun ve 2022 yılı tarihi Kırkpınar başaltı güreşlerinde derece yaptı. Er meydanlarının çiçeği burnunda yeni baş pehlivanı yine Kocaeli'den Mustafa Arslan pehlivanımız şu anda aramızdalar. Allah'ın izniyle yarın BİKA Er Meydanı'nda tarihi Kırkpınar'ın birbirinden ünlü altın kemerli baş pehlivanları kol bağlayacaklar. Ben bu güzel anlamlı günde bu güzel organizasyonu düzenleyen değerli belediye başkanımız Sayın Bülent Erdoğan'a ve güreşlerimizin değerli sponsoru, en büyük destekçisi, güreş ağamız Sayın Hasan Karabiber ağama, emeği geçenlere ve bizleri bugün de yalnız bırakmayan, bizleri kırmayıp BİKA güreşlerine katılım sağlayan değerli pehlivanlarımıza şöyle bir alkış istiyorum sizlerden, alkış. Evet, Sayın Başkanım, değerli ağam, değerli katılımcılar, şu anda belediye başkanımız o duygusunu, gururunu gözlerinde görebiliyorum. Yine Sayın ağamızın gözlerinde okuyabiliyorum. Evet Sayın Başkanım, günün anlam ve önemini belirten illaki bir konuşmanız olacaktır. Sunucumuz da programı başlatacak. Evet, ben mikrofonu sunucumuza bırakıyorum. İnşallah ben de cazgırınız Manisa Kulalı, Türkiye'nin en genç ünlü güreş cazgırı Manisa Kulalı Şerif Alesen yarın beraberiz inşallah. Hepiniz davetlisiniz.
Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İlçe Başkanım, saygıdeğer belediye meclis üyelerimiz, Sayın birim amirlerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticileri, temsilcileri, Sayın başpehlivanlarımız, güreşçilerimiz, pehlivanlarımız, çok değerli basın ve sevgili Bigalılar. Bigamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladığımız kurtuluş etkinliklerimiz büyük bir coşku ve birbirinden güzel etkinliklerimiz ile devam ediyor. Mehmetçiğe ismini vermiş olan Bigalı Mehmet Çavuşumuzun ismiyle onurlandırılan ve Birleşmiş Milletler yaşayan kültür mirasımız, çok değerli kısmet ustamız Sayın İrfan Şahin'in adını taşıyan Er Meydanı'nda büyük bir coşku, heyecan ve kıyasıya bir mücadele ile gerçekleşecek olan Bigalı Mehmet Çavuş güreşlerimizin kortejini tamamlamış bulunmaktayız. Birbirinden kıymetli pehlivanlarımıza, baş pehlivanlarımıza ve bu kurtuluş coşkumuzu bizlerle birlikte paylaşan bütün katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bağlamda Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan'ın konuşmalarına geçmeden önce sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın birliği ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda etmiş tüm aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Lütfen dikkat! Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan'ı saygılarımla ve alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli kaymakamım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, İlçemize bu akşam misafir ettiğimiz çok kıymetli pehlivanlarımız, yayın organlarımız, basın mensuplarımız, sevgili çocuklar, değerli Bigalı hemşehrilerim, ben de hepinize en kalbi duygularımla, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Bu akşam çok heyecanlıyız. Bildiğiniz üzere 5 Eylül'de başlayan Bigamızın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri bugün de devam etti. Yarın ve 18'indeki Mustafa Ceceli konseriyle etkinliklerimizi inşallah sonlandıracağız. Tabii bu akşam kurtuluş kortejimizi birlikte gerçekleştirdik. Baktığımız zaman pehlivanlarımız, atlı okçularımız, karateci sporcularımız, tüm spor kulüplerimizin sporcuları, tüm Biga buradaydı. Ben katılımda bulunan tüm Bigalı hemşehrilerime ve misafir ettiğimiz pehlivanlarımıza, basın arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum.
Tabii yaşadığımız topraklar baktığımız zaman birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 2 yıl Yunan işgalinden sonra 30 Ağustos zaferinin ardından 18 Eylül'de düşman işgalinden kurtulmuş ve o günden bugüne tam 100 yıl geçmiş. Biz geçmişimizi unutmadan gelecek nesillere de geçmişimizi aktarmanın, yaşatmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Vatanımızın, bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızın, Bigam'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunda can veren şehitlerimize, Şehit Kaymakam Hamdi Bey'imize, Kani Bey'imize ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Tabii Mehmet Çavuş'umuzu da ismini tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya duyurmak için de bu yıl güreşlerimize Bigam'ı Mehmet Çavuş Kurtuluş Güreşleri ismini de ekleyerek daha güzel, daha anlamlı bir hale getirdik. Bildiğiniz gibi 2019'da güreşlerimizi Bigam'ızda başlattık ama geçmiş tarihimize baktığımız zaman 1923 yılında Aşır Atlı Paşa'nın Bigam'ızda atlı okçuluk ve yağlı pehlivan güreşlerini şehit çocukları yararına yaptığını görüyoruz. Bunu tarihteki arşivlere baktığınız zaman görebilirsiniz. Onun için geçmişine unutan milletler yok olmaya mahkumdur diyoruz. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yarın da güreşlerimiz nasip olursa saat 10'da başlayıp öğleden sonra da altın kemerli pehlivanlarımızın Er Meydanı'nda kol bağladığını hep birlikte göreceğiz. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kurtuluşumuz kutlu olsun. Bu arada Bigam'ımızın baş pehlivanını unuttuk. Pehlivanım, özür dilerim. Bigam'ımızın baş pehlivanı yarın o da Er Meydanı'nda kol bağlayacak. Burak Kahraman. Bütün Bigam'ı hemşehrilerim Burak'ı tanıyor. Burak'a bir alkış alabilir miyiz? Evet Burak, Biga seninle gurur duyuyor. Hazır mısın yarın? Hazırım. Ama. Evet. Saygılar sunuyorum, iyi akşamlar diyorum. Konuşmaları için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli Bigalılar, Bigalı Mehmet Çavuş güreşleri yarın saat 10'da İrfan Şahin Er Meydanı'nda gerçekleşecek ve kurtuluş coşkumuz taçlanarak devam edecek. Yarın akşam saat 21'de Sefo konserimiz ve 18 Eylül akşamı saat 21'de Mustafa Ceceli konserlerimiz sizlerle olacak. Kortej programımız burada sona ermiştir. Hepinize hayırlı akşamlar ve saygılarımızı sunuyoruz.